Arkadaşım selamlar, ben İsmail Hocan, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasın, hoş geldin. Şimdi AYT fırlatan kampta konumuz parabol arkadaşlar. İkinci dereceden denklemleri, eşitsizlikleri ele aldıktan sonra bugünkü konumuz ise parabol. PDF'ten hemen bahsetmek istiyorum. PDF açıklama kısmında ücretsiz linki mevcut. Tek tıkla istediğin dijital ortama indirebilirsin ve çıktısını tabii ki alabilirsin. Renkli ve kalitelidir kendileri. Ve ekstradan şunu da söylemek gerekirse PDF'in içeriğinden bahsetmek istiyorum. İlk sorular sevgili arkadaşlarım ÖSYM kurgusu diye nitelendirdiğimiz sorular. Yani bu sorular YKS sınavında çıkmış soruların sevgili arkadaşlarım bir benzer halleri. Birebir kazanımları aynı şekilde uygulanmış arkadaşlar sorular. Diğer sorular ise kurgu olmayan sorular. Kurgu sorular için Metin Yayınlarına teşekkürlerimi iletiyorum. Diğer sorular ise sevgili arkadaşlarım benim sizler için seçtiğim ve AYT'de karşınıza çıkması muhtemel olan sorular, benim tahmin ettiğim sorular diyebilirim ve bunlar için de 3-4-5 yayınlarına tabii ki teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi fazla vaktinizi çalmayacağım. Kanala abone olduysanız ve burası çok ama çok mühim, videoyu beğendiyseniz sevgili arkadaşlarım videomuza geçebiliriz. 2019 AYT kurgusuyla başlıyoruz. İlk sorumuz. X1 X2'den küçük demiş ve bunların ikisi de pozitif olmak üzere. Gerçel sayılar kümesi üzerinde fx eşittir x eksi x1 çarpı x eksi x2 biçiminde tanımlanan bir f fonksiyonunun belirttiği parabol. Dik koordinat düzleminde eksenleri şekildeki gibi a ve b noktalarında sevgili arkadaşlarım kesiyor. Şimdi şuradaki kök x1 ve buradaki kök x2 olduğuna göre demek ki bu parabol x eksenini x1 ve x2 apsisli noktalarda kesiyor. Yani ben şu kısma x1 buraya x2 tabii ki diyebilirim. Şimdi x1 ve x2 dedikten sonra da sevgili arkadaşlar şu şekilde bir şey yapalım. Ben x1 dediğim şeye k diyeyim. Yani burada b'nin bulunduğu nokta apsis k olsun. Şimdi OB'nin iki katı OA'ya eşitse demek ki burası ne olacak? Burası 2K olacak. Daha sonrasında demiş ki x eşittir 3/2 de bu parabol en küçük değerini almakta. Parabolün en küçük değeri tepe noktasının apsis, parabolün en küçük değeri tepe noktasının ordinatıdır. Bunun da apsisi sevgili arkadaşlarım 3/2'ymiş. Şimdi şuradaki mesafe biliyorsun şuraya eşit olmak zorunda. Dolayısıyla ben 3/2'den k'yı çıkarırsam şuradaki mesafeyi bulurum. Bunu 3/2'nin üzerine eklersem diğer kökü de bulmuş olurum. Yani 3/2 artı 3/2 eksi k dersek burası bize 3-k'yı verecektir. Bak burasının apsisi de 3-k'ymış. Daha sonrasında parabolde biliyorsun ki kökler çarpımı dediğimiz değer sevgili arkadaşlarım. Ki katsayısı baş katsayısı 1 ise tabii ki burada 1. Kökler çarpımı aynı zamanda y eksenini kestiği noktadır. Yani ben burada k ile 3 eksi k'yı eğer çarparsam bu bize 2k'yı vermek zorunda. Yani 3k eksi k kare eşittir 2k dedim. Buradan k karenin k'ya eşit olduğunu ve k'nın 1 olması gerektiğini. Tabii ki k sevgili arkadaşlarım burada 0 da sağlar ama k'nın pozitif olması gerektiğini biliyoruz. Çünkü x1'in ta kendisiydi. K 1 ise bak burası 1'dir. Burası da demek ki 2'ymiş. x2 bölü x1 oranı sorulmuş. Yani 2'nin 1'e oranı sorulmuş. O halde cevabımız tabii ki 2 olacaktı diyebiliriz. Geçtim 2020 AYT kurgusuna gençler. ABC gerçel sayılar olmak üzere AX kare artı BX artı C parabolü dik koordinat düzleminde Y eksenini A noktasında X eksenini B ve C noktalarında kesmekte. Dik koordinat düzleminde A, B ve C noktalarının yerleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Şimdi buralardan geçen parabol tabii ki de şu şekildedir sevgili arkadaşlarım. Başka bir yolu yok. Başka bir yordamı yok. Parabolümüz bu şekilde dedik. Buna göre ABC sayılarının işaretleri sorulmuş. Şimdi AX kare artı BX artı C için konuşuyoruz arkadaşlar. C dediğimiz nokta direkt olarak şurasıdır. Dolayısıyla Y ekseninin pozitif tarafı olduğu için C pozitiftir. Şimdi gelelim şuna bakalım. Kökler çarpımı. Yani C bölü A. Şimdi iki kökte pozitif olduğuna göre bu pozitif, bu da pozitif. Kökler çarpımı da pozitiftir. Ben C'nin pozitif olması gerektiğini bulmuştum. Demek ki A da pozitif olacakmış. Bak A da pozitif geldi. Geriye sadece kaldı B. Kökler toplamı iki kökte pozitif olduğu için kökler toplamı da pozitiftir. Kökler toplamını eksi B bölü A ile buluyordum. Bu da pozitifse. Şimdi bakıyorsun A pozitif. Negatifle pozitifin çarpımı veya oranı negatiftir. Ben negatif bir sayıyı negatif bir sayı yapıyorlarsam ancak pozitif gelir. Demek ki B neymiş? O da negatifmiş sevgili arkadaşlar. Yani cevabımız artı eksi artı olacaktı. Bu da bize B şıkkında verilmiş. O halde cevabımız B seçeneği olacaktı.
Evet, ikinci sorumuzu da çözdüğümüze göre sol sütun bitti. Geçtik sağ taraftaki sütuna. Şekilde verilenlere göre artık kurgu olmayan sorulardayız. Fx parabolünün tepe noktasının koordinatları toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle şu kısım doğrunun köküdür. Yani 3'tür arkadaşlar. 3'ü yerine yazarsanız 0 geldiğini görürsünüz. Daha sonrasında x gördüğüm yere 0 yazarsam şu kısmında ben 1 olması gerektiğini görebilirim. 0 bölü 3 0'dır. 1 ekledim 1 geldi. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım bu bizim parabolümüzdü. Bu parabolle sevgili arkadaşlar doğruda hem 0 noktasında hem de 3 noktasında kesiştiklerini de tabii ki görüyoruz. Şimdi bu parabolün tepe noktasının koordinatları toplamı sorulmuştu bize. Ben parabolün bir kökünün 3 olması gerektiğini gördüm. Şimdi şurasının uzunluğu 1 ise demek ki burasının uzunluğu da 1'miş. Yani şurası da 1'miş. Yani parabolün artık kökleri de belli. Şimdi parabolün tepe noktasının koordinatları toplamı sorulmuştu bana. Ben parabolün denklemini yazabilirim. Y eşittir A çarpı bir baş katsayı belirledim. Daha sonrasında ise köklerimiz 1 ve 3 olduğu için x eksi 1 çarpı x eksi 3 dedim parabole. Şimdi A'yı bilmiyorum, A'yı nereden bulacağım? A'yı bulmak için ise sevgili arkadaşlar şuradan şöyle bir yeşil seçelim. A'yı bulmak için de şunu yapacağız. Ben 0 yerine yazınca bu parabolün 1'den geçmesi gerektiğini görüyorum. O halde 1 eşittir A çarpı 0'dan 1 çıktı eksi 1, 0'dan 3 çıktı eksi 3. Yani 3A eşittir 1'miş. A buradan 1 bölü 3'ün ta kendisi gelecektir. Şimdi demek ki benim parabolüm y eşittir 1 bölü 3 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 3 olacaktı. Peki bu parabolün tepe noktasının apsisi kaçtır? Tabii ki 2'dir çünkü 1 ile 3'ün tam ortasındaki sayı apsisi verecek bana. 2'yi yerine yazdığım zaman ne gelecek bunu bulacağım. Tabii 2'yi yerine yazalım. 1 bölü 3 2'den 1 çıktı 1 2'den 3 çıktı eksi 1. Bunları çarparsak da eksi 1 bölü 3 gelir. Yani tepe noktasının koordinatları sevgili arkadaşlarım 2'ye eksi 1 bölü 3'müş. İşte bu koordinatların toplamı sorulmuş. Toplarsak bunları 5 bölü 3'ün ta kendisini buluruz. O halde cevabımız da C şıkkı tabii ki olur. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Yukarıda verilen parabol doğru ikililerinin hangilerinin koordinat düzleminde ortak noktaları yoktur? Yani ortak çözüm yaptığımız takdirde deltasının sıfırdan küçük gelmesini umut ediyoruz. Bunları arıyoruz. Şimdi ortak çözüm yapalım. Bunu buna eşitlediğim zaman x'i bu tarafa atalım. X kare eksi x artı 1 olsun. Bunun deltasına bakacak olursanız eksi 1'in karesi 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı 1'den eksi 3 geldi. Delta 0'dan küçük olduğu için ortak bir nokta yoktur. Yani 1'i aldık arkadaşlar. 2'ye bakıyorum. Eksi x'i bu tarafa atarsam artı x diye geçer. X kare artı 2 x artı 1 olur. Ki bu tam kare olduğu için yani x artı 1'in karesi olduğu için bunun deltası zaten 0'dır. O halde bunu eleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü bunun kesim noktası vardır. Şimdi 3'e bakalım. X kare eksi 2, x eksi 2 ve 1 eksi x. Şunları alıp şu tarafa atalım. X kare eksi x eksi 3 gelir. Eşittir 0. Bunun deltasına bakacak olursak 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 3'ten delta 13'ün ta kendisi gelecektir. 13 0'dan büyük olduğu için sevgili arkadaşlar çözüm kümesinde de yani kesim noktası 2 adettir. Bu da gitti. Ortak noktaları yoktur olan hangisiymiş? Bir tane. O halde yalnız bir bizim cevabımız olacaktı. Devam ediyorum 5. sorumla. Engin'in evde kullandığı internetin hızı adil kullanım kotasına ulaşıncaya kadar her gün artmakta olup kotaya ulaştıktan sonra azalmakta. Aşağıda Engin'in kullandığı internet hızı parabolik bir eğriyle gösterilmekte. Grafiğe göre Engin 12. gün sonunda adil kullanım kotasına ulaşmış. Buna göre kaçıncı günden sonra internet hızı 17 megabitin altına düşer diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle ben bu grafiğin parabolik olan grafiğin denklemini yazmaya çalışacağım. Bu denklemi yazarken de bu parabolü 8 birim aşağıdaymış gibi düşüneceğim arkadaşlar şu şekilde. 8 birim aşağıdaymış gibi düşünecek olursak benim burada bir kökümün 0 olduğunu, 0'a 12 olan uzaklığının 12 birim olduğunu ve 12'nin 12 birim uzağında da 24 olduğunu görürüz. Yani aslına bakarsanız bu buradan geçecekmiş. Pekala o zaman tabii bir de şöyle bir durum var. 12 için 20'den geçen parabolün tepe noktası 8 birim aşağı düşerse 12 için tabii ki artık 12'den de geçecektir. Yani arkadaşlar y eşittir a çarpı tepe noktası 12'ye 12 olduğu için x eksi 12'nin karesi artı 12 diyebilirim. Şimdi a'yı bilmiyorum. A'yı bulmak için de 0 için 0'dan geçtiğini biliyoruz artık. 0 eşittir a çarpı eksi 12'nin karesi 144 yapar artı 12 dedim. Buradan 144 a eşittir eksi 12 dersek a'nın eksi 1 bölü 12'nin ta kendisi olması gerektiğini bulabiliriz. Yani artık parabol belli. Eksi 1 bölü 12 parantezinde x eksi 12'nin tabii ki karesi artı 12. Yalnız bu yeşille gösterdiğim parabol. Şimdi bize lazım olan şey 8 birim yukarıdaki parabol olduğu için bir de ben buna 8 ekleyeceğim. Yani eksi 1 bölü 12
çarpı x eksi 12'nin karesi artı 20 oldu benim parabolüm. İşte bu parabolün değeri kaçıncı günden sonra 17 megabitin altına düşer denilmiş. Yani ne diyeceğim ben? Küçüktür 17 diyeceğim. Şimdi arkadaşlar dikkatli bir şekilde dinleyin. Eksi 1 bölü 12 çarpı x eksi 12'nin karesi, şu artı 20'yi karşıya atarsam küçüktür eksi 3 olur. Burada eksiler giderse şu şekilde, tabii ki bu da yön değiştirecektir, büyüktür olacaktır. Ve 12'yi de karşıya atarsanız x eksi 12'nin sevgili arkadaşlarım karesi büyüktür. 3 kere 12'den 36 olmuş oldu. Şimdi kaçıncı günden sonra demişti ya, burada bir hatırlatma yapmakta fayda var. Mesela burada 12. günden sonra kota doluyor. O zaman 17'nin altına düşmesi de yani 17'ye eşit olabilmesini gerektirir. Dolayısıyla şurada bir eşitlik vardı. Ben onu yazmadım, kusura bakmayın. X eksi 12'nin karesi büyük veya eşittir 36. O zaman ben eşit olduğu yeri bulmam gerekiyor. Yani x eksi 12'nin karesinin 36 olduğu durumları gözeteceğim. Burada x eksi 12 6 veya x eksi 12 eksi 6 olabilir. Çünkü karesi 36 olacak. Yani x 18 veya x sevgili arkadaşlarım 6 olmalı. Ki zaten burada 6. gün şu şekilde ve 18. gün şu şekilde düşünecek olursak bunlar birbirine eşit olmalıydı. İki tane zaten çıkmalı. 17 megabit olan şu şekilde buraya 17 diyelim. Dolayısıyla biz sağ taraftakini arıyoruz. Çünkü 17'nin altına düşer demiş. Burada 17'nin üstüne çıkıyor. Cevabımız 18 olacaktı. Yani cevap E seçeneğinde verilmiş dedik. İlk sayfamızı böylelikle bitirdik. Umarım senin de sayfan bu şekilde dolu doludur. İkinci sayfamıza geçiyoruz. Soru numarası 6. Şekilde fx parabolü ile d doğrusu a ve b noktalarında kesişmekte. Ve demiş ki AB kaç birimdir? AB dediği yer şu kısım sevgili arkadaşlar. Orayı şu şekilde göstermek istiyorum. Siyahla gösterdiğim yer kaç birimdir diye sorulmuş. Öncelikle ben şu kısmın 6 olduğunu biliyorum zaten. Çünkü bu parabolün bir kökü eksi 6, diğer kökü 6. Şu kısımda eksi 36. Şimdi bu ikisi birbirine eşitse burası eksi 18. Eksi 36 nereden geldi? X gördüğüm yere 0 yazdım. Tamam. Burası da eşitse 18, 18 diye ayrılır. Burası da eksi 18'miş. Şimdi ben bu doğrunun denklemini bulabilir miyim? Pek tabii. Şimdi şurası 18 birim. Şurası 6 birim olduğuna göre 18 bölü 6'dan bunun eğimi pozitif artan olduğu için 3x'tir. Eğimi 3'tür. 3x diye başlar. 0 için eksi 18'den geçiyorsa demek ki 3x eksi 18 diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Ben buradaki D doğrusuna. Şimdi D doğrusu buysa parabolü de biliyoruz. Nerelerde kesiştiğini bulabiliriz. Yani şu kısmın apsisini bulabilirim. X kare eksi 36'yı tabii ki 3x eksi 18'e eşitleyeceğim. Buradan x kare eksi 3x. Eksi 18'i bu tarafa davet edersek eksi 18 kalır. Eşittir 0 dedim. Ben burayı x'e x, burayı da eksi 6'ya artı 3 diye ayırırsam x eşittir eksi 6 ve x eşittir eksi, x eşittir artı 6 ve x eşittir eksi 3 gelir. Şimdi artı 6'nın zaten burada gerçekleştiğini görüyoruz. X eşittir eksi 3 de demek ki burasıymış. Şimdi burası eksi 3 ise şurada yerine yazıldığı takdirde şurası, şu kısım kaç gelir? 27 gelir. Çünkü burası eksi 27'dir artık. Şimdi şurası 27. Şurası kaç arkadaşım? Hemen bakıyoruz. Burası da 9. Şimdi burası 9, burası 27 ise şurası kaçtır diye düşüneceğiz. Tabii şimdi doğal olarak A 3A ne olacak? A kök 10 olacak. Dolayısıyla 9, 27 ise yani 3 katıysa 9 kök 10 olacak sevgili arkadaşlarım buranın uzunluğu. O halde cevabımız E seçeneğidir diyebiliriz. Devam edelim. Baş kat sayısı 7. sorumuzdayız. 1 olan bir fonksiyonun f fonksiyonun belirttiği parabol x eksenini x1 ve x2 noktalarında kesmekte. X1 çarpı x2, x1 artı x2'den küçük ve ikisi de negatif olduğuna göre gx eşittir f x artı x1 çarpı x2, hx eşittir x1 artı x2 eksi fx eşitliklerini sağlayan gx ve hx fonksiyonlarının belirttiği parabollerin tepe noktası dik koordinat düzleminin hangi bölgelerinde sevgili arkadaşlarım yer alır diye sorulmuş. Şimdi bunu şekil çizerek çözmek biraz sevgili arkadaşlarım bizi yorabilir, canımızı sıkabilir. Biraz tahmin üzerine ilerlememiz gerekebilir. Dolayısıyla bunu sevgili arkadaşlarım şekil üzerinden değil ama kurnazca bir yorumla çözebiliriz. Çok da güzel bir sorudur. ÖSYM sorsa yakışır diyebilir miyim? Yakışır. Dolayısıyla şuraya bir ÖSYM logosu çakman gerekiyor senin. Şimdi şöyle diyelim. Bu genel bir durum. X1 çarpı X2'nin X1 artı X2'den daha küçük olduğu ve bunların negatif olduğu bilgisi verilmiş. Bu genel bir durum. Genel bir durum olduğu için her verilen örnek için sağlamak zorundadır. Dolayısıyla ben X1 çarpı X2'yi eksi 2, X1 artı X2'yi de eksi 1 seçmek istiyorum.
Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım, benim artık burada başka sayının 1 ise fx parabolüm şu olur. X kare kökler toplamı eksi 1 ise artı x gelir buradan. Kökler çarpımı eksi 2 ise burası da eksi 2 olur. Şimdi parabolü bu olarak kabul ettik. Peki gx parabolü neymiş? X'in üzerine x1 çarpı x2 ekliyoruz. Yani f x, x1 çarpı x2 neydi? Eksi 2 idi. X eksi 2. Şimdi bunun iki birim sevgili arkadaşlarım sağa kaydırılmış hali. Sağa. Şimdi şunun tepe noktasının apsisi neresi? Ya da bunun tepe noktası sevgili arkadaşlarım nerede? Bunu bulabilir miyiz? Tabii ki buluruz. Bunun tepe noktası eksi 1 bölü 2 apsisli noktadır. Tabii apsisi bu. Koordinatı ne? Koordinatını bulacak olursak da şurası zaten 1 bölü 4 olacak. Eksi 1 bölü 2 daha eksi 1 bölü 4. 2 çıkarırsak yine negatif olur. Yani negatife negatif. İkisinde negatif olduğu yer neresidir sevgili arkadaşlarım? Tabii ki 3. bölge. Yani benim tepe noktam şurada bir yerde. Ve şurası ne? Eksi 1 bölü 2. Çok güzel. Şimdi ben bu parabolü 2 birim sağ tarafa kaydırırsam tabii ki 4. bölgeye düşecektir. Dolayısıyla gx kesinlikle 4. bölgede. Yani ben a'yı, c'yi ve e'yi rahatlıkla eleyebilirim. Hx'e baktığımız zaman da hx şuymuş. X1 artı x2 yani eksi 1 eksi fx demiş. Şimdi bu ne demek? Bu da şu demek arkadaşlar. Fx artı 1'in nesi? Eksilisi. Çok güzel. Eksiyi sona çarpalım. Şimdi benim fx'imin tepe noktası, bak şurası y ekseniydi, şurası x ekseniydi. Tepe noktam nerede? Şurada. Ve eksi 1 bölü 2'ye sevgili arkadaşlarım eksi 2 eksi 1 bölü 4 oluyordu. Ki ben bunu bir birim yukarı kaldırırsam, bir birim yukarı kaldırdığım takdirde yine burada bir yer olacaktır. Peki bunu eksiyle çarparsam o zaman işler değişir. İkinci bölgeye taşınmış olur bizim parabolümüz. Demek ki hx de ikinci bölgedeymiş. O halde cevabımız B seçeneği olacaktı. Burada kurnazca davrandık, davranmak zorundaydık. Davransak güzel olur. Siz de sınavda bunu yaparsanız çok güzel olur. Şu kısım farkındaysan genel bir format. Yani x1 çarpı x2'nin kaç olduğunu bilmiyoruz ki zaten soru için bulamayız. X1 artı x2'yi bulamayız ama sadece x1 çarpı x2'nin x1 artı x2'den daha küçük olması gerektiğini biliyoruz. Madem bu genelleştirilmiş bir formatsa ve şurada benden bu genelleştirilmiş formatın üzerine genel bir yorum yapmamı istiyorsa, o zaman ben bu genel yorumun içerisinden istediğim spesifik sayıları seçip bunlar üzerinden yürüsem de yine doğru cevabı bulmak zorundaydım. Ki ben de bu yüzden eksi 2 ve eksi 1'i seçmiş bulundum. 7. sorumuzu çözdüğümüze göre sol sütun bitti 2. sayfada ve sağ taraftayız. Şimdi bu da gözünle çözebileceğim bir örnek aslına bakarsan. A, B, C, D, E pozitif reel sayılar olmak üzere pozitif baş katsayılı fx parabolünün dik koordinat düzleminde ötelenmesiyle oluşan eksi f, cx artı d, fax ve fbx artı e fonksiyonlarının grafikleri şekilde verilmiş. Bu parabollerin x eksenini kestiği noktalar arası da 3, 4 ve 5 birimmiş. Şimdi şurası 3 birim, şurası 4, burası da 5 birim. Buna göre abc sayıları arasındaki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Neden gözünle çözebilirsin dedim. Sadece şu örneği düşünmeni istiyorum. Kırmızıyla x karenin grafiğini çizdim. Bak bu x karenin grafiği. Peki 2x karenin grafiğini çizmiş olsaydım o da nasıl çıkacaktı? Şu şekilde çıkacaktı. Yani arkadaşlar bu 2x kare. Ben şu kısmı birden büyük bir sayıyla çarptığım takdirde ne oluyor? Parabolün kolları kapanıyor. Yani şu iki nokta arasındaki uzaklık burada sevgili arkadaşlarım bak düşüyor. Düştü. O halde şunu söyleyebilir miyiz biz? X kare diye bir parabolüm, ya x kare değil demeyelim de fx diye bir parabolüm var. Burada c ile çarpmış, burada a ile, burada b ile çarpmış. Ne kadar küçülürse içerideki x'in katsayısı o kadar büyüktür. Hocam buradaki kolların ters dönme muhabbeti o dışarıdaki eksi ile alakalı. C ile alakalı değil. Dolayısıyla ben rahatlıkla artık şunu söyleyebilirim. En küçüğü burada hangisi? 3 mü? O zaman C en büyüktür. Sonra A'dır. Sonra B'dir. Yani cevap benim cevabımdır. O halde cevap B şıkkıdır deriz. Ve son sorumuz. A ve B birer tam sayı olmak üzere ki çok güzel sorudur. ÖSYM'ye de yakışacak bir soru. Dolayısıyla yine buraya bir ÖSYM logosu çakmanı ve sınavdan önce mutlaka bu soruyu tekrar etmeni tavsiye ediyorum. A ve B birer tam sayı. P1x eşittir. Eksi x eksi a'nın karesi artı 16. P2x x eksi b'nin karesi artı 15. Ve P3x de x eksi 3'ün karesi artı b'ymiş. Bu biçimde tanımlanan P1, P2 ve P3 parabolleri şu eşitliği de sağlıyormuş.
P2 ve P3 parabollerinin tepe noktaları P1 parabolü üzerinde olduğuna göre P2 ve P3 parabollerinin tepe noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir diye soruluyor. Şimdi şu kısım en son uğraşacağımız kısım. Burada ben P1 2A'yı, P3 A'yı ve P2'nin bunun içerisine girmiş halinde bir eklenmiş halini bir bulmak istiyorum. Şimdi P1 2A'ya bakalım. Ben P1'de x gördüğüm yere 2a yazarsam, bak şurada yazdım, 2a'dan 2a çıktı, 0, 0'ın karesi 0, eksi 0 zaten 0, demek ki burası neymiş, 16. 16 eşittir dedim. Şimdi devam ediyorum, neresiyle? Alt kısımdaki P2 P3a ile. Şimdi bana P3a lazım. P3a'yı bulmak için x gördüğüm yere burada a yazmak zorundayım. A eksi 3'ün karesi, yani şöyle diyelim, a eksi 3'ün karesi artı b dedim. Daha sonra ben bu ifadeyi de P2x'de x gördüğüm yere yazacağım. X gördüğüm yere a eksi 3'ün karesi artı b yazacağım. Hadi yazalım. Bak burada yazacağım bunu. A eksi 3'ün karesi artı b'den b'yi çıkarıp karesini aldım. 15 ekledim. Bu bana p2 p3 a'yı verdi. Bir de buna 1 ekle diyor. Hadi ekleyelim. Seni mi kıracağım? Şimdi şu kısma bak. Artı b eksi b birbirini götürdü. A eksi 3'ün karesinin karesi. Yani a eksi 3'ün dördüncü kuvveti kaldı. Artı 16 dedim. Bu da eşittir 16'ya olacak. Her iki taraftaki 16'ları götürdüm. Burası ne oldu? 0. Şimdi demek ki a eksi 3'ün dördüncü kuvveti 0 ise o halde a hayırlı uğurlu olsun. A 3'müş arkadaşlar. A'yı bulduk. Pekala. Şimdi demiş ki P2 ve P3 parabollerinin tepe noktaları. Şimdi P2 ve P3 parabollerimize bir daha şöyle bir baştan bakalım. Bak hangi formatta? X eksi R'nin karesi artı K formatında ikisi de. O halde ben bunun tepe noktasına, P2'nin tepe noktasına B'ye 15 derim. B'ye 15. Ve P3 x'in tepe noktasına da 3'e B derim. 3'e B dedim. Şimdi arkadaşlar işte bu iki noktada P1 parabolünün üzerindeymiş. Şimdi ben P1 parabolünü de aslında biliyorum artık. P1 x dedim eşittir. A biliniyor ya, A 3'tü, demek ki burası 6 artık. Eksi parantezinde x eksi 6'nın karesi artı 16 oldu. Şimdi 3'ü yerine yazınca B gelecekmiş. O zaman 3'ü yerine yazalım. Eksi 3 eksi 6 eksi 3 eksi 3'ün karesi 9 artı 16 dedim. 16'dan 9'u çıkardım. 7 geldi, demek ki B kaçmış? 7. Yani burası 3'e 7'ymiş. Burası da 7'ye 15'miş arkadaşlar. P2 ve P3 parabollerinin tepe noktaları arasındaki uzaklık soruluyor. Yani şu iki nokta arasındaki mesafe soruluyor bize. 7'den 3'ü çıkardım 4, 4'ün karesi artı 15'ten 7'yi çıkardım 8, 8'in karesinin karekökü dedik. Bu da sevgili arkadaşlarım tabii ki bize 4 kök 5'i verdi. Çünkü 4, 8, 4 kök 5 üçgeninin kenarlarıdır aslında bunlar. Cevabımız da E şıkkıdır diyebiliriz. Evet. Böylelikle parabol videosunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok güzel parabol soruları çözdük. Özellikle şunu aklında tutmanı rica ediyorum. Parabolle alakalı şu soru mesela ortalamanın altında bir zorluk seviyesine sahipti. Şu soru ortalamanın bir tık üstü diyebiliriz. Yani parabolle alakalı ÖSYM diğer konulara nazaran daha kolay sorular sormuyor. Güzel sorular soruyor. Güzel sorular tercih ediyor. Umarım sen de o güzel sorulan soruları çözebilirsin. Ki ben böyle... Şuradaki kurgu sorulardan bir tık daha zor sorular tercih ettim seçerken bunları. Hani bir tık zorundan bir şey olmaz diye söyleyebiliriz. Evet gençler, videomuzun sonuna geldik. Bir diğer videoda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.